Merhaba. YZB 2014'ün 6.sındayız. Bu yıl kaçıncı katılışınız? 4. katılışımız. 4 yıldan beri sponsor olarak katılıyoruz. Bu yıl hani gerçekten çok iyi bir katılımcı kitlesi var. Yine her yıl olduğu gibi. Oldukça memnunuz. Peki, YZB 2014'ten beklentileriniz neler? Şu ana kadar fuar nasıl gidiyor? Bundan sonrası için neler getirebilir lakağıt olarak size? Beklentilerinizi öğrenebilir miyim? Biz kazan kazan ilkesiyle hareket eden bir firmayız. İş ortaklarımız olarak, çözüm ortaklarımız olarak görüyoruz buradaki Perakendeciler Derneği üyelerini ve perakendecileri. Onlarla tekrardan bir araya gelme, hepsiyle bir araya gelip tekrar sohbet etme imkanı bulma, yeniliklerimizi tanıtma, yeni ürünlerimiz hakkında bilgi verme imkanı buluyoruz. Çalışmadığımız firmalar var, onlarla işbirliği içerisinde olup randevuleşip sonrasında görüşmeler organize ediyoruz. YZB 2014'ün bu yılki teması marka. Dönüşümü başlat, geleceği kazan. Türkiye'de markalaşma nasıl gidiyor? Siz sektörü nasıl görüyorsunuz? Ve markanızla alakalı farklılıklar yaratmak adına izlediğiniz stratejiler var mı? Çünkü kağıt sektörü çok rekabet ortamı olan bir sektör. Bu konuda neler yapıyorsunuz, çalışmalarınız? Çok doğru söylediniz. Gerçekten kağıt sektörü oldukça rekabet yoğun bir sektör. Çok büyük aslında ciro olarak bakıldığı zaman hızlı tüketim içerisinde oldukça büyük bir yere sahip. Ama bu nebzede de rekabet çok yoğun. Biz şu anda Lila Kağıt olarak sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Afrika bölgesi, Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu bölgesindeki tek çatı altındaki en büyük kağıt üretim tesisiyiz. Bu anlamda çok çalışmamız gerekiyor. En yenilik ürünümüz de Sofya. Çok yakın zamanda lansmanını gerçekleştirdik. İletişim kampanyasını gerçekleştirdik. Konumuz da Sofya Ormanları Yok Etmez'di. Halen daha şu anda televizyonlarda, yayınlarda. Evet, yeni ürünlerimizi bu sayede, bu sloganla yeniden tanıtma imkanı bulduk. Biraz slogandan bahsedeyim arzu ederseniz. Demin de sormuştunuz fark yaratmak diye. Aslında fikir çok büyük bir fikir. Biz Türkiye'deki endüstriyel ormancılığın biraz daha gelişmesini desteklemek istiyoruz aslında. Çünkü endüstriyel tarım geliştiği zaman doğal ağaçlar, doğal ormanlar ancak korunabilir. Dolayısıyla sigortasıdır diyoruz. Bu amaçla biraz farkındalık yaratmak adına böyle bir slogan kullandık. Şu anda bizim bütün ürettiğimiz ürünlerde sertifikalı tedarikçilerden mal tedarik ediyoruz, selülozlu. Dolayısıyla bu ne demek? Bir orman elbette ağaçlardan elde ediliyor selüloz, ama her kesilen ağacın yerine bir yenisi dikilerek kontrollü bir şekilde o ormanın yok olması, yani doğal ormanın yok olması engelleniyor. Sadece endüstriyel ormanlardan kullanılan selülozlarla ürünlerimiz üretiliyor. Biz aynı zamanda Türkiye'de de en atında sponsoruyuz. Endüstriyel Ağaç Tarımı Anonim Şirketi. Bu Ali Nihat Gökyiğit'in kurucusu olduğu bir firma. Oranın sponsoruyuz ve Türkiye'de farkındalık yaratmak adına da bunun hani öne sürülüp desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki Lila Kağıt Türkiye'de marka başarısı tartışılmaz bir kağıt grubu. Bu markanın başarısını elde ederken uyguladığınız silahlar diyeyim artık, hani bu tarz çalışmalarınız nelerdir? Bizim hep çıkış noktamız tüketici ihtiyacı oldu. Bir, tüketici ihtiyacını bulduğumuz nokta bizim için çok kritik. İkincisi de farklı ürünlerle piyasada olmak. Şu anda Türkiye'de tek banyo havlusu, hatta Avrupa'ya da baktığınız zaman tek banyo havlusu olan markayız biz Sofya'da. Mutfak ve banyo havlusu diye iki ayrı gruba ayırdık. Çünkü baktık ki kullanım yerine göre aslında çok farklılık gösteriyor havlu kullanımı. Mutfakta işte pilavla, mutfaktaki gereçlerle daha beyaz ürünler kullanılırken banyoda hijyen ama aynı zamanda dekoratif kokulu ürünler daha ön planda. Dolayısıyla biz bu ihtiyacı tespit ettiğimiz noktada bu ürünün ayrımını gerçekleştirip iki farklı ürün haline getirip mutfak ve banyo olarak iki ayrı segmente havlu çıkarttık. Yani aslında odak noktamızda her zaman tüketici var. Tüketici ihtiyaçları bizi motive ediyor ve işlerimizi geliştirmemizi sağlıyor. Çok teşekkür ederiz İlke Hanım, vakit ayırdığınız için. Sağ olun, görüşmek dileğiyle.